Merhaba arkadaşlar, uzlaştırmacı eğitimi örnek soruları 5. videomuzla karşınızdayız. Bu konumuz ikna edici iletişim ama normal iletişim konusu da var içerisinde. Soru 1. İkna edici iletişimde neyi nasıl söyleyeceğimizi bilmenin kazanımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Alıcıların anlayışlarını zorlaştırır. B. Hedef kitlemizi tanımamızı sağlar. C. Gürültüyü engeller. D. Mesajımızın ikna ediciliğini arttırır. E. Kanalın özelliklerini bilmemizi sağlar. Cevabımız D şıkkı, mesajımızın ikna ediciliğini arttırır olacaktı. Soru 2. Bizim bir nesne hakkında olumlu ya da olumsuz hislerimizi ya da düşüncelerimizi oluşturmamıza yardım ederler ifadesiyle anlatılmak istenilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kanal, B. Kaynak, C. Alıcı, D. İkna, E. Tutum. Cevabımız E şıkkı, tutum olacaktı. Soru 3. İkna sürecinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Fikir iklimi, B. Güvenilirlik, C. Kanaat önderleri, D. Hedef kitlenin deneyimi, E. Çekicilik. Cevabımız D şıkkı, güvenilirlik olacaktı. Soru 4. İkna edici iletişimde İknayı zorlaştıran ve kişinin kendini savunma mekanizmasının devreye gireceği durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Geniş oranda değer verme, B. Geniş oranda kabul etme, C. Geniş oranda mümkün kılma, D. Geniş oranda reddetme, E. Geniş oranda değersizleştirme. Cevabımız D şıkkı, geniş oranda reddetme olacaktı. Soru 5. İkna edici iletişimde kaynağın aşağıdaki özelliklerden hangisi iletinin daha kolay kabulünü sağlar? A. Dış görünüşü, B. Konuşma becerisi, C. Saygınlığı, D. Beden dili, E. Dinleme becerisi. Cevabımız C şıkkı, saygınlık olacaktı. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi iknanın etiğe uygunluğunu belirlemek için dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir? A. İknacının gerçek, açık ve taraflı olması. B. İknacının sanal, örtük ve somut olması. C. İknacının sanal, açık ve belirgin olması. D. İknacının gerçek, açık ve belirgin olması. E. İknacının gerçek, örtük ve somut olması. Cevabımız D şıkkı, iknacının gerçek, açık ve belirgin olması olacaktı. Soru 7. Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilime ne ad verilir? A. Zeka, B. Tutum, C. İdeoloji, D. Fikir, E. İkna. Cevabımız B şıkkı, tutum olacaktı. Soru 8. Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımına ne ad verilir? A. Sözsüz iletişim, B. Sözel mesajlar, C. Duruş, postür, D. Mimikler, E. Jestler. Cevabımız D şıkkı, mimikler olacaktı. Soru 9. Amerikalı psikolog Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramındaki insanların toplum içinde belirli özellikleriyle tanınmak ve bu özellikleri çerçevesinde beğenilmek, prestij sahibi olmak ihtiyacında oldukları varsayılan insan ihtiyaçları aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Fizyolojik ihtiyaçlar, B. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı, C. Sosyal ihtiyaçlar, D. Güvenlik ihtiyaçları, E. Öz saygı ihtiyacı. Cevabımız E şıkkı, öz saygı ihtiyacı olacaktı. Soru 10. Amaç ve sonuç ne olursa olsun iletişim çabalarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yatar? A. Motivasyon,
B ikna, C geri bildirim, D güdülenme, E manipülasyon. Cevabımız B şıkkı ikna olacaktı. Soru 11. Propaganda oluşturma tekniklerinden günah keçisi yaratmak aşağıdakilerden hangisidir? A. Propagandanın hedefinin nefret edilen bir şeyle özdeşleştirmek. B. Muğlak ifadeler kullanmak. C. Suçu aslında suçlu olmayana yüklemek. D. Tren etkisi yaratmak. E. Reddin elde edilmesini sağlamak. Cevabımız C şıkkı. Suçu aslında suçlu olmayana yüklemek olacaktı. Soru 12. Akıllı telefonlar için üretilen bir konum bulma uygulamasının tanıtımında söz konusu uygulamayla dünyanın avuç içine sığdığı, ilk defa gidilen yerlerde dahi kişilerin kaybolma korkusu yaşamadan kendilerini mahallelerindeki kadar rahat ve güvende hissedecekleri vurgulanmaktadır. Buna göre ikna olan kişinin aşağıdaki uyumsuzluk kaynaklarından hangisi harekete geçer? A. Ekonomik kayıp, B. Grup prestijinin kaybı, C. Bilinmezlik kuşkusu, D. Suçluluk hissi, E. Denge kaybı. Cevabımız C şıkkı bilinmezlik kuşkusu olacaktı. Soru 13. Farklı ülkelerin bitki örtülerinin birbiriyle karşılaştırıldığı bir makalede okuyucuya aktarılan Rusya'da son 20 yılda ormanlık alan metrekare bazında %5,6 oranında artış göstermiştir bilgisi aşağıdaki iknada kullanılan kanıt türlerinden hangisine bir örnektir? A. Görsel kanıt, B. Tanıklık, C. Karşılaştırma, D. Anlatılar, E. İstatistikler. Cevabımız E şıkkı istatistikler olacaktı. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişimde kaynak tarafından dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir? A. Alıcıların nasıl yaşadıkları, neleri önemsedikleri ile ilgili bilgiler toplanması. B. Alıcıya ulaşmak için kesinlikle uzman kişi ve kuruluşlardan yardım alınması. C. Alıcıların ihtiyaçlarının belirlenmesi. D. Alıcıların demografik özellikleri hakkında bilgi elde edilmesi. E. Alıcıların gözlemlenmesi, duygu ve düşüncelerini öğrenmek için alıcılarla diyalog kurulması. Cevabımız B şıkkı alıcıya ulaşmak için kesinlikle uzman kişi ve kuruluşlardan yardım alınması olacaktı. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir? A. Ses tonu, B. Anlaşılmaz bir konu, C. Beden dili, D. Statü farklılığı, E. Önyargılar. Cevabımız B şıkkı anlaşılmaz bir konu olacaktı. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerden değildir? A. Anlaşılmaz bir konu. B. Albenisiz mesaj. C. Soyut kavram ve olgular. D. Fazla bilgi yükleme. E. Stres. Cevabımız E şıkkı stres olacaktı. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin yani alıcının engelleyicilerden değildir? Hedefin engelleyicilerinden değildir. A. Anlatım bozukluğu. B. Aşırı korku. C. Stres. D. Başka şeylerle uğraşmak. E. Düşük zeka seviyesi. Cevabımız A şıkkı anlatım bozukluğu olacaktı. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir? A. İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. B. İletişim dinamik bir olgudur. C. İletişim tek başına yaşanan bir süreçtir. D. İletişim belirli kalıplara bağlıdır. E. İletişimde bir kaynak, bir mesaj, bir de alıcı bulunur.
Cevabımız C şıkkı, iletişim tek başına yaşanan bir süreçtir olacaktı. Soru 19. Olaylara karşıdakilerin gözüyle de bakabilmemizi sağlaması ve sağlıklı iletişimin kapısını aralaması açısından adeta altın anahtar konumundadır ifadesi hangi kavramı nitelemektedir? A. Motivasyon, B. İletişim, C. Empati, D. Halkla ilişkiler, E. Beden dili. Cevabımız C şıkkı, empati olacaktı arkadaşlar. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerinden değildir? A. Toplantı, B. Konferans, C. Seminer, D. Elektronik posta, E. Telefon. Cevabımız tabii ki D şıkkı, elektronik posta olacaktı. Bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Videoların devamı gelecektir.